Şeyh Mus, hala haber yok mu? Nerede olduklarını bulamadılar mı? Nasıl iştir bu? Arıyorlar beyim. Tez tutsunlar ellerini. Sabrım tükenmekte Şeyh Mus. Bulacaklar, üzülme beyim. İkisi bulunmadan, cezaları verilmeden, şerefim kurtulmadan yaşamak haram bana. Yenge, teyzen abim yok mu? Hayır, şehre gitti. Bir iki gün sonra gelecek. Bir şey mi vardı? Teyzen abimin emirleri üzerine arkadaşları geldi de. Ne yapacaklarını biliyorlar mı? Evet. Merak etmeyin efendim. Canınız bize emanet. Bu iş için para alacağız. Başka bir şey bilmemize gerek yok. Nereye gidersem orada olmanızı istiyorum. Tamam mı? Başüstüne efendim. Şimdi gidebilirsiniz. Gözünüz aydın beyim. Zeynep ve kocası Ege sahilinde bir kasabada saklanıyorlarmış. Onları bulduk beyim, onları bulduk. Şükür nihayet. Koş, git İstanbul'a. Murat'ı bul getir bana. Alnımız aklansın. Seni gördüğüme çok sevindim Şeyh Mus. Ben de çok sevindim Murat kardeş. Hapishanede çile arkadaşlığı başka arkadaşlıklara benzemez. Tahliyeden sonra memleketime döndüm. Seni aramak kısmet olmadı. Kusura kalma. Yok canım. Önemli değil. Oğlun nasıl? Düzeldi mi? Hayır. Bildiğin gibi, hala yürüyemedi. Hala hastanede. Dışarıda ameliyat olması gerekiyor ama param yok. Hapishaneden çıktığım 15 günden beri nereden para bulacağımı düşünüyorum. En az 1 milyona ihtiyacım var. Eski mesleğimi sürdürsem bu parayı bulmak çok kolaydı. Ama tövbeliyim. Hatta oğlum için bile tövbemi bozamıyorum. Beni Allah gönderdi demek. Oğlunun iyileşmesi için Mahmut Bey'i elçi etti sana. Anlamadım. Mahmut Bey seni görmek istiyor. Beni mi görmek istiyor? Neden? Bilmem. Onu ancak kendisi anlatır sana. Hadi hazırlan, Mahmut Bey'e gidiyoruz. Bir emrin var mı yenge? Hayır Salih. Rıfat'tan memnun musunuz? Evet. Eskiden beri tanırım Rıfat'ı. İşinin ehlidir. Korkman için hiçbir sebep yok. Korkuyorum Salih. Çünkü babam beni cezalandırmayı kafasına koymuşsa mutlaka yapar. Ama yenge evlendin. Tezcan abim de iyi bir insan. Sanırım bir gün mutlaka seni affeder. İnşallah Salih.
Fakat sen babamı tanımıyorsun. Onun dünyasında sevgiye ve hoşgörüye yer yoktur. Buyur Murat kardeş. Buyur. Buyur şöyle. Otur Murat kardeş. Ben Mahmut Bey'e haber vereyim geldiğini. Müsaadenle. Sağ ol Şeyh'imiz. Bir zamanlar kiralık katildim. Paramı ödediklerinde kim olsa vururdum. Kurban hiç önemli değildi. Bir gün Sema'yı tanıdım. Onu sevdim, evlendim. Ve o hayata tövbe ettim. Bir daha silahı elime almadım. Daha sonra oğlum oldu. Mutluydum. Rahat, düzenli bir hayatım vardı. Eski hayatımı benim gibi başkalarının da unuttuğunu sanıyordum. Yanılmışım meğer. Fırsat kolluyorlarmış beni vurmak için. Mahkeme nefsi müdafaa kararı verdi. Eğer sabıkalı olmasaydım beraat bile ederdim. Fakat 8 yıl ceza yedim. Hapishanedeyken oğlum bensiz büyüdü. Her ziyaret günü Sema ve oğlum beni görmeye geldi. Fakat bir gün kaza geçirdiler. Bana gelirken kamyon çarptı onlara. Karım öldü, oğlum da o zamandan beri sakat kaldı. Dehşetten, çaresizlikten kıvrandığım o günlerde beni en çok teselliye çalışan Mahmut Ağa ile sağ kolu Şehmuz oldu. Oh Mahmut Ağa. Hoş geldin Murat. Safa getirdin. Hoş bulduk. Özledim seni. Hem de çok. Ben de özledim. Seni gördüğüme de çok çok sevindim. Gel gel. Otur şöyle, yorgunsundur. Seni yordum buralara kadar. Zahmet verdim. Kusura bakma ama mecburdum. Önemli değil Mahmut Ağa. Sadece merak ettim. Herhalde önemli bir sebebin olmalı. Evet. Muhtacım sana Murat. Kızım beni tüketti, bitirdi. Anasız büyüttüm Zeynep'i. Senin gibi bir babayım.
İstanbul'da okutuyordum. Burada söz kesmiştim. Evlenecekti. Fakat töreyi bozdu Zeynep. Bana karşı geldi. Alnımı yere düşürdü. Birini sevmiş, oralarda evlenmiş. Sanıyor ki evlenmekle kahpelikten kurtulmuştur. Baba rızası olmadan evlenmek, asi evlat olmak daha büyük suçtur. Zeynep de ona elini değen erkek de cezasını çekmeli. Çekecekler. Yoksa benim babalığım gibi beyliğim de gücünü yitirir. Hükmüm geçmez olur. Senden ne istediğimi anladım değil mi? Ben bu işleri bıraktım Mahmut Ağa. İstanbul'dan kaçtılar benden saklanmak için. Arattım onları. Oldukları yeri buldum. Bundan sonrası senin lütfuna kalmış. Emrim başım üstüne. Fakat ben tövbeliyim Mahmut Ağa. Uğruna bizleri yaktığı adam çok zenginmiş. Babadan kalma fabrikaları varmış. Bana mektup yazmaya cüret etti. Okumadan yırttım attım. Onları bulup getireceksin bana. Yapamam. Kiralık silahım yok artık. 1 milyon vereceğim. Şehmuz anlattı. Oğlun için paraya muhtaçsın. Bunu söylememiş ol. Kirli parayla işim yok artık. 2 milyon. Ne kadar istersen veririm. Bak Mahmut Ağa, seni sever sayarım. Yoksa dinlemezdim. Hiçbir şey istemiyorum. Oğlun yatalak. Kendini değil onu düşün. Sen yürekli, şefkatli bir babasın. Öyle bilirim seni. O çocuk senin yüzünden yatağa mahkum. Büyüyünce soracak, ne diyeceksin? Nasıl bakacaksın yüzüne? O mesele oğlumla benim aramda. Kusura kalma, yapamayacağım. Benim adamlarım o bölgeyi bilmezler. Hiçbiri senin gibi değil. Senin işin bu. Bir zamanlar bütün hayatım buydu. Oğlumu öne sürerek elimi ayağımı bağlıyorsun. Vicdanımı satın alıyorsun. Bu mu senin dostluğun? Öldürme peki. Cinayet istemiyorum senden. İkisini bul, önüne kat, bana haber ver yeter. Gerisini ben hallederim. 2 milyon veririm bu iş için. 1 milyon şimdi, 1 milyon da iş bitiminde. Onurumu, adımı, namusumu geri istiyorum senden. Dönersen oğlundan bul. İşte Zeynep. Sayende şerefimle öleceğim. Bu da 1 milyonluk avansın. Geri kalanı bana onları bulduğunu haber verdiğinde alacaksın. Biraz daha sabırlı ol Ahmet. Biraz daha. İngiltere'ye götüreceğim seni. Ameliyat olacaksın. Yürüyebilecek miyim baba? Tabii yürüyeceksin oğlum, güzel oğlum. Yürümek, koşmak, oynamak istiyorum baba. Tıpkı arkadaşlarım gibi. Üzülme oğlum. Hepsini yapacaksın. Beni yürüt baba. Yürüt babacığım beni. İnan bana, yürüyeceksin oğlum. Paramız hazır. Ben şimdi birkaç günlüğüne bir seyahate gidip geleceğim. Ondan sonra birlikte İngiltere'ye gideceğiz. 1-2 ay sonra da yürüyeceksin ve koşacaksın. Canım babam benim. Oğlum, canım oğlum.
Merhaba Salih. Merhaba Rıfat. Canım çok sıkılıyor. Niye? Paslandık burada oturmaktan, sırt üstü yatmaktan. Ye iç, denize gir. Kimsenin buraya geleceği falan yok. Biz dönsek artık. İstanbul'u çok özledim. Biraz daha bekleyin. Daha sonra gidersiniz. Hem Tezcan Bey de yarın geliyor. Hesap meselesini de konuşuruz. Pardon, şimdi gelirim. Alo, ben Kurtan. Mahmut Bey'imiz katil tuttu. Katil mi tuttu? Evet. Zeynep Hanım'a haber ver. Dikkatli olsun. Yer değiştirsinler. Sonra ikisine de yazık olur. Sağ ol Kurtan Bey. Telaşa kapılma. Geleceği varsa göreceği de var o itin. Ne var Salih? Şey yenge, Kurtan Bey telefonla aradı. Evet. Pek önemli değil ama bildirmemi istedi. Kiralık birini tutmuş babanız. Buraya geliyormuş. Endişelenmenize gerek yok. Bizler varız evvelallah. Hem Tezcan abim de yarın geliyor. Şehmus! Şehmus! Buyur beyim. Murat Bey'den bir haber var mı? Hayır beyim, henüz yok. Neden yok, neden? Daha gidile 2 gün oldu beyim. Birkaç güne kadar haber alırız. Of of! Günler, yıllar gibi geçiyor. Buyurun. Tezcan'ı arıyordum. Yoklar burada. Nerede bulurum? Hiç vaktim yok. Kimsiniz? Niçin arıyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum. Fabrikadan. Bazı meseleler için konuşmam gerekiyor. Hemen görmeliyim kendisini. Kusura bakmayın. Size kaba davrandık. Tezcan abimin arkadaşı olduğunuzu bilmiyorduk. Önemli değil. Nerede? Dünden beri Kotra'da kalıyorlar. Zeynep Hanım'ın isteği üzerine. Niçin? Zeynep Hanım'ın babası bir adam tutmuş. Onu öldürtmek için. Ya. Evet. Adamı bekliyoruz burada. Fakat ne gelen ne de giden var. Zaten aklı varsa da gelmez. Doğru. Neyse. Kotra nerede? Nasıl giderim oraya? Bozburun açıklarında duruyor. Sürat motoruyla götürebilirim sizi. Hayır, lüzum yok. Ben yalnız giderim. Siz nöbetinizi bırakmayın. Hem onlarla yalnız konuşmam daha iyi. Götüreyim sizi. Ben giderim. Hadi hoşça kalın.
Güle güle. Tezcan Bey geldiğinde Zeynep Hanım gidelim diye çok ısrar etti. Biraz önce İstanbul'a doğru yola çıktılar. Beni de gelen olursa şaşırtmaca vermem için burada bıraktılar. Üç tane adamsınız. Bir adamla başa çıkamadınız. Herif geldi, tekneyi bastı, beni zorla konuşturdu. Demek o adam Tezcan abinin arkadaşı değilmiş ha? Hayır. Kiralık katil oydu. Şimdi yaktım o herifin çırasını. Çabuk hazırlanın. Peşinden gidiyoruz. Ben de savcılığa gidip durumu bildireyim. Polis yardımı isteyelim. Tamam. Hadi çocuklar. Kasabadan ayrıldığımız iyi oldu. Sıkılmıştım orada saklanmaktan. Korkmuyor gibisin. Ya da bana belli etmiyorsun. Niye korkayım? İstanbul'da hiç durmayacağız. Doğru Avrupa'ya uçacağız. Babam bizi orada bulsun da göreyim onu. Hadi üzülme artık. Kurtulduğuma hala inanamıyorum. Bir an önce İstanbul'a varsak çok sevineceğim. Dur Tezcan, yaklaşma. Ne istiyorsun? Bir şey soracaktım. Dur, yaklaşma. Ne soracaksan oradan sor. Korkmayın canım, bir şey yapacak değilim. Tezcan, bu o. Babamın gönderdiği adam. Kaçalım. Tezcan.
Babam mı taktı seni peşimize? Kaç paraya kiraladı senin gibi av köpeğini? Lafını bil. İlk defa kadın da öldürme bana. Bana bak, saklambaç oynama niyetim yok. Akıllı, zeki bir adama benziyorsun. İzimizi çabuk buldun. Aklını kullan, bizleri görmemiş ol. Karşılığında ne istersen veririz. Bizde yalan yoktur. Konuş. Düşün önüme. Delirdin mi? Hadi gidelim dedim. Babasına söz verdim diye mertlik taslama. Fiyatını söyle de bilelim. Yürüyün. Efendi gibi konuş. Senin gibi 300 kişi çalışır benim yanımda. Bu iş büyüyecek. Jandarması, polisi, bizimkiler. Başa çıkamazsın. Anlaşalım. Alt tarafı bir maşasın. Kime hava atıyorsun? Fiyatın ne? Kaç paralık adamsın? Senin namussuz. Yürü. Kalk gidiyoruz. Bir şey buldun mu? Hayır. Gelin benimle ormana girelim. Yakın bir yerde yola inemeyiz. İşi buraya getirmişken enselenmek hoşuma gitmez. Yolumuz uzayacak biraz. Dağı aşacağız. Öbür taraftan. Sahile ineceğiz. Tezcan, çok yoruldum. Zeynep çok yoruldu. Dinlenecek. Yürüyemiyoruz. Susuzluktan da öldük. Şu ağaçların olduğu yere gidelim. Mutlaka su vardır orada.
Ne olursa olsun, korkma. Yanındayım. Ayrılmayacağız. Uzakta olmasalar gerek. Paramparça edeceğim o hayvanı. Yürüyün. Hayata bak. Dün bu saatlerde Kotra'da içki içiyordum. Evet, hayat çok gariptir. Ben de bahçe sinemasındaydım. Nedir niyetin? Ne yapmak istiyorsun? Sizi Mahmut Ağa'ya teslim edeceğim. Söz verdim. Yaşatmaz bizi, öldürür. Ne gaddar, ne Allah'ın belası mahluksun sen. Biraz insan ol, halden anla. Hiç mi sevmedin, hiç mi gönül vermedin? Hayır, ne sevdim, ne sevildim. İpsiz sapsızın tekiyim ben. Hem derdini bana değil, babana anlat. Senin gibi adamı gebertmeli. İyi geceler. Hey, hadi kalkın bakalım. Hadi kalkın. Hadi çabuk olun. Yolumuz uzun, vaktimiz az. Hadi kalkın artık. Sıcak su yok, şampuan yok. Halbuki her sabah duş yapmaya da alışkınım.
Ver elini. Ver. Hadi gidelim, hadi. Ses şuradan geldi. Bizimkiler olabilir. Yürüyün. Kaçacağınızı mı zannediyordunuz? Kaçacağız. Vuracak olsan da gene kaçacağız. Anladın mı? Eğer vurmak isteseydim kurşunum sekmezdi. Hadi yürüyün bakalım.
Evet. Fırsatı kaçırmamak lazım. Zaten sizin işiniz bu. Benimki ise sizleri bırakmamak. Geri dönün. Tepeyi aşıp yolumuza devam edeceğiz. Allah kahretsin. Talihim batsın. Alo merkez. Alo merkez. Aramaya devam ediyoruz. Hala bir haber yok Murat Bey'den. Yakında gelir beyim. Şuralarda büyüdü Zeynep. Ata binerdi, gülerdi. Asi değildi o zamanlar. Bir İstanbul'a gitti, her şey değişti. Keşke göndermeseydiniz. Başımıza bu felaket gelmezdi. Bizim soyumuzdan, kanımızdan birisi nereye giderse gitsin değişemez. Değişti mi, kendi mezarını kendi kazacak kadar şerefli olmalıdır. Bir de kaçmaya çalışıyor kansız. Gelsin, şu ağacın dibinde kurşunlayacağım onu. Bekleyin. Bekleyin dedim. Yoksa vururum.
Sargı bezi lazım, var mı? Var. Cebimde. Şurada. Bu kim? Oğlum. Adamı kıstırdık komiserim, fakat iyi ateş ediyor, bizi yaraladı. Onun için takipten vazgeçtik. Hemen hastaneye gitsek iyi olacak. Pek, siz gidin. Biz aramaya devam edeceğiz. Tamam, kurtulduk. Hadi, hadi ya, gidiyoruz. Bu haliyle onu dağ başında bırakıp gidemeyiz. Siz daha birbirinizi yeni tanıyorsunuz be. Kalk, düş önüme. Çok yaklaştık. Gece karanlıkta kurtulursa elimizden, en geç yarın yakalarız. Benimle hiç kimse baş edemez. Sonunda onu nasıl alt ettim, gördün mü? Evet. Ne olur bir an önce bu dağlardan kurtulalım Tezcan, tamam mı? Tamam sevgilim. Kurtaracağım seni, hiç merak etme. Seni burada bırakıyoruz. Yolculuk buraya kadarmış. Çok çektirdin bize. İnsanlıktan çıkardın. Şimdi cezanı çekeceksin. Belki bir gün yine görüşürüz. Mutlaka gelirim. Hatta iş isterim belki. Şimdi kasabalılara haber vereyim. Kıpırdama! Adamlarına altı mermi yakmıştım. Sonra da mermi sürmedim. Bu işin ustası makineyi eline alınca boş mu dolu mu anlar. Hadi şimdi doğru kasabaya. Sen de geç şöyle. Ben Mahmut. Murat sen misin? Söyle, ne oldu?
Alo, Mahmut Bey. Şimdi ikisi de yanımda, karşımdalar. Ne yapmamı istiyorsun? Var ol Murat Bey. Allah razı olsun senden. Onları Datça'ya götür. Tamam. Yarın öğleyin orada oluruz. Bozburun'da beklesin adamların. Şehmuz'u uçakla gönderiyorum derhal. Kalan paranı da ondan alırsın. Ne oldu? Ne bu halin? Ayı çıktı karşımıza dağda. Arkadaşım boğuştu, onun için böyle oldu. Ya geçmiş olsun. Sağ ol. Yaralı birini arıyoruz da, cinayete teşebbüsten. Bir kadınla bir erkek varmış yanında. Kaçmışlar. Görmedik. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hiç ummazdım. Sen basbayağı erkek adammışsın. Orada bir şey söylememe hiç gerek yoktu. Benim için çünkü sen zaten yaşamıyorsun. Oysa her şeye rağmen benim yarına kadar yaşama ümidim var. Haklısın. Sen her şeyle mükemmel bir insansın. Yaralı birinin yaralarına yumruk atacak kadar mükemmel. Şunu iyi bil ki sen ve babam gibi duygusuz insanların bizim dünyamızda yeri yok. Yaşamıyorsunuz. Neyiniz var yaşamak için? Ahmet. Ahmet kim? Oğlum. Neyse, boş verin. Şurada biraz istirahat edelim, hadi. Babamı nereden tanıyorsun? Hapishaneden. Hapishanede ilk yatışımdı. O da İstanbul'a kadar iz sürmüş, adam vurmuştu. Ben de adam vurmuştum. Soylu adamdı baban, az konuşurdu. En yaşlımızdı. Çok bilendi. Gönlü güzeldi. Sevip saymıştık hepimiz. Babanı şimdi daha iyi tanıdım. Bir insanın başka birini öldürmesini aklım almıyor. Sen dağ başında nasıl saldırdın bana? Nasıl bırakıp gidiyordun? Değiştir bu kafayı. Başkası yapınca yuh, kendin yapınca yaşa, bravo. Nerede bu bolluk?
Karın ne diyor bu işlere? Karım yok. Öldü. Peki kim büyütüyor Ahmet'i? Hastanede. Sakat, yürüyemiyor. Karımla ikisi bir trafik kazası geçirdiler. Karım öldü. Ahmet yaşıyor. Bu iş için veda ederken ilk defa ağladı Ahmet. Yürümek istiyorum baba diye haykırdı. Söz verdim. Ameliyat ettireceğim ona. Yürüteceğim. Ne zaman ameliyat olacak? Sizden hemen kurtulunca. Döner dönmez. Beni bekliyor. Ahmet biliyor mu kim olduğunu? Evet. Yalan yoktur aramızda. Annesini aramaz mı? Arar sanırım. Aramaz mı? Benden gizli ağlıyordur. Beni üzmekten çok çekinir. İyi bir evlattır. Lafın bana mı? Sana tabii. Sen de anasısın. Bütün ömrünü sana vermiş bir babayı yalnız bıraktın. Kendi toprağına düşürdün. Onunla başlangıçta konuşsaydın, açılsaydın anlardı seni. Bir çare arardı. Halbuki sen bir hançer gibi sırtına saplandın. Seni çıkarmadan can bile veremez. Suçu neydi? Neyse. Bunlar beni ilgilendirmez. İyi geceler.
İyice yaklaştık. Her an yakalayabiliriz onları. Hadi durmayalım. Korkuyorum ölmekten. 25 yaşındayım. Ölmek istemiyorum. Kınayın isterseniz beni. Ölmek istemiyorum. Suç benim. Ben işledim. Cezasını ben çekmeliyim. Senin ne günahın var? Git kaç, kurtul. Kaç. Bana bu günleri gösterdiğin için sana şükürler olsun ya Rabbi. Senin emrine karşı geleceğim için affet beni ya Rabbi. Tövbeler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Babam haklı. Beni vurmak istemesinde çok haklı. Bu cezayı çoktan hak etmiştim. Bir kadını dağ başında kaderiyle baş başa bırakıp giden bir adamla evlenen ölümü hak eder. Ne kadar yanlış bir iş yapmışım. Beni sevdiğini sanıp tüm törelerimize karşı çıktım. Direndim. Babamı yumuşatacağımı sanıyordum. Ama hepsi boşmuş. Kocam dünyanın en korkak adamıymış da haberim yokmuş. Beni bir alçak, hain gibi bıraktı. Lanet olsun ona. Şerefiyle ölmesini bilemedi. Hiçbir zaman da bilemeyecek. Senin gibi erkeği olmalı bir kadının. Bizim oralarda kadınlar bir erkeğin olurlar. Seninle Tezcan'dan önce tanışmış olmayı ne kadar çok isterdim.
Merhaba Murat kardeş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şehmuz. Zeynep'in kocası nerede? Mahmud'a iki kişi teslim alacağımı söylediydi. O kaçtı. Zeynep de yalnız gitmek istediğini söyledi. Demek kaçtı. Yaman erkekmiş. Karısını bir yabanın eline bırakıp gidiyor ha. Şehmuz sen vazifeni yap. Erkeğim hakkında kararı ben veririm. Hadi çıkalım yola. Mahmuda'nın selam ve sevgisi var. Buyur istediğin bankadan çek. İstemem. Kalsın. Niye Murat kardeş? Zeynep sizinle gelmiyor Şehmuz. Motora yalnız binecek. Ve canı nereye gitmek istiyorsa gidecek. Tamam mı? Olacak iş mi bu Murat kardeş? Beyimiz bekliyor. Motoru ona verin. Yalnız gidecek. Neden? Söylesem anlamazsın. Yol verin gitsin. Başka hesabım var senin. Ne hesabım olacak? Gidecek dedim o kadar. Peki sen? Sen ne yapacaksın? Beni düşünme. Kendini kurtar. Nereye gideceksin? Murat kardeş çıldırma. Aklını başına al. Yol ver Şehmuz. Mahmut Ağa ile ben konuşurum. Yapma Şehmuz. Murat. Aramıza kan girecek. Yakışmadı bu sana. Hayatınla ödeyeceksin. Boş ver Şehmuz. Ödeyeyim. Ben sensiz hiçbir yere gitmem. Gitmelisin. Gidemem, anlamıyor musun? Gidemem. Gitmelisin. Çabuk motora binin. Polisler geliyor. Çabuk. Burada ayrılıyoruz. Hayır, ayrılmıyoruz. Çünkü onlar hiçbir şey bilmeyecekler. Murat! Alo merkez. Murat! Sana ayrılıyoruz demiştim. İşte şimdi gerçekten ayrılıyoruz. Oğlum sana emanet. İyi bir şekilde yetiştir.